Radar Etkinlik bugün rengarenk görüntülerle yine sizlerle. Ali Dağ Yamaç Paraşütü Pisti'ndeyiz. Bugün Radar Etkinlik ekibinden Büşra Hanım uçuş deneyimi yaptı. Ben Serdar Sarıçam. Kayseri'de bir iş adamlarından biriyim. Yamaç Paraşütü Başkanlığı'nı yapıyorum. Kayseri Yamaç Paraşütü Kulübü ve Kayseri Havacılık Kulübü'nün iki kulübünde başkanlığı bizde. Eğitimler veriyoruz. Pilotuz. Paraşüt ailemine, yamaç paraşütü sporuna birilerini katmak bana onur ve gurur veriyor. Yamaç paraşütü 1992 yılında Fethiye'de iki kafadarın çıkıp da Fethiye Babadağ'dan uçmasıyla başlayan Türkiye'ye gelmesinin ilk izleri oradandır. Eğitimler nasıl? Eğitimler güzel, iyi pilotlarımız vardır. Hep askeri emekli, havacılıktan emekli pilotlarımız, hocalarımız vardır. Eğitimin en güzel dönemleri Mart-Nisan derim. Mayıs olabilir, Mayıs'ın ucundan. Eğitimler bu zamanlar olması lazım. Eğitim süresi olarak süre nasıl? Ne kadar? Süreyi biz çalışanlara göre hazırladığımız için akşamlar kurslar veriyoruz işte. 3-5 akşam toplanıyoruz. Teorik dersleri alıyoruz. Teorik derslerden sonra hafta sonları böyle bu cumartesi pazarları işi bırakanlar geliyor. Bu da yer çalışmasıyla beraber devam ediyoruz. Yani bütün eğitim programı çalışanlara göre düzenleniyor. Yeni başlayacak olanların, merak edenlerin, heves edenlerin ilk ne yapması gerekir? Bizim sayfalarımıza ulaşması lazım. İşte Kayseri Havacılık Kulübü olarak, Kayseri Yamaç Paraşütü Kulübü olarak bizim sayfalarımıza ulaştıklarında zaten bizleri de orada görürler. Onlarla beraber bizimle iletişime geçerler. Geçtikten sonra da onlar biz anında pilot yaparız. Hava şartlarının nasıl olması gerekir? Kayseri'de hava şartlarının yamaç paraşütü için nasıl olması lazım? Stabil hava dediğimiz, yani çok şiddetli bir rüzgar olmaması lazım. Yağış olmaması, kar olmaması, bulutlu havaların olmaması lazım. Dünya şampiyonası yapılıyor Kayseri'de. Kayseri'yi ve sporcuları nasıl etkiliyor? Şimdi Kayseri uluslararası camiada büyük bir reklam olarak çıkıyor. Çünkü neden? Adrenalin sporudur. Adrenalin sporları dünyada uluslar arasında bir ses getiren bir şeydir. Bayağı bir reklam kapasitesi yükseliyor ve biz 2020-2022 yılında hava oyunlarını yelken kanadı Kayseri'ye getireceğiz Türk Hava Kurumu ile beraber. Yamaç paraşütü için imkanlarınız yeterli mi? Yukarısı ve aşağısı için. Yeterli dersek çok büyük yalan söylemiş oluruz. Yeterli değildir. Yetkisizlik vardır. Ali Dağ'ın girişinde başlar bu yetkisizlik. Mesela diğer illerde ne vardır? Diğer illerde kaymakamlıklarla, kolluklarla, belediyeyle, yerel yönetimle beraber Türk Hava Kurumu her tepeye, her take-off'a bir yetkili dikmiştir. Onda bir gözlemcilik vardır. Biz kapıdan başlıyoruz. Yetkisizlikte her önüne gelen bu dağa çıkıyor ve yolumuz desen yol çok kötü bir yol. Toprak, toz ve bir sporcu yukarıya çıkana kadar zaten o tozun toprağın içinde kalıyor. Biz yerel yönetimden, kolluklardan, kaymakamlıklardan yamaç paraşütü sporcularına değer ve önem vermelerini isteriz. Neden? Biz Kayseri'ye renk katıyoruz. Biz renklendirdiğimiz bir memlekette bizim yanımızda da abilerimizin ve büyüklerimizin olmasını isteriz. Ali Dağ pistini alanı nasıl buluyorsunuz? Ali Dağ iniş alanı, iniş pistimiz zaten bizim adımıza düzenlenmiş bir pist işte iniş alanı diye ama gördüğünüz gibi sadece biz yamaç paraşütlerinde değil ama aile piknik yeri dahi deseler yeri vardır. İnişi gerçekleştireceğimiz iniş pistinin her tarafında elektrik direkleriyle kaplı. Burayı eğer yamaç paraşütü iniş alanıysa burada piknik yapmalarını ailelerin istemiyoruz. Bizler için buradalar, izlemek istiyorlar ama bizleri tehlikeye sokuyorlar. Çünkü inişte bir pilot son anda manevra yapamaz. Belediye mümkünse burada uçurma olaylarını yasaklamasını, kökten kaldırmasını, ailelerin bu çimin içinde piknik yapmaları ve bu elektrik direklerinin kaldırılmasını canı gönülden isteriz. Yaparlarsa saygı ve minnet duyarız. Heyecanlı değildim ama ilk uçuş esnasında rüzgar çok fazla olduğu için sanırım biraz, tabii Eyüp Hocam daha iyi bilir ama biraz sert bir kalkış yapmış olabiliriz. Onun dışında havalandıktan sonra her şey çok güzeldi. Mükemmel, herkese tavsiye ediyorum, denemeliler. Bir kere bile olsa denemeliler.